Herkese selam. Dostlar bugün bu KDNZ marka çantayı inceleyeceğiz. Çantanın kutu açılımını plan her şeyini beraber yapıp en ince detayına kadar beraber göreceğiz bugün sizlerle. Neden aldım, neden inceleyeceğiz? İlk önce kısaca bir ondan bahsedeyim. Dostlar, spor salonlarında veya YouTube'da takip ettiğim kişilerde sürekli bu çantalardan görmeye başladım son zamanlarda. Yani dışarıdan gerçekten de güzel gözüküyor. Yani albenisi olan çantalar. Siz de yani büyük ihtimalle video izliyorsanız biliyorsunuzdur. Hatta şöyle bir şey anlatayım. Farklı bir yabancı bir firmanın sürekli bana reklamları çıkıyordu. Bu çok benzer çantalar. Tıpatıp neredeyse. Reklamları çıkıyordu ve ben görüp bakıyordum. Gerçekten çok ilgimi çekmişti ama 1000 lira, 1100 lira, 1200 lira falandı yani Türkiye'ye kargo dahil. Yani sonuçta pahalı yani. Diyordum millet nasıl alıyor bu çantaları filan. Çantaya niye bu kadar para veriyor? Neyse sonra biraz daha detaylı araştırdım filan. Bu KDNZ markayı buldum. Bundan alıyormuş demek ki millet. Onu anladım. Ve şey yaptık yani. 310 liraya da indirimde aldım. Şimdi sanırsam 400 lira filan. Bakalım çok uzatmadan incelemeye geçelim. KDNZ logosu for athletes diyor sporcular için. Bakalım. Açılıyor. Aynen. Şöyle göstereyim size de. Gerçekten şu an bile çok şık bir görüntüsü var. Hemen çıkartıp şöyle göstereceğim size de. Sitede bir sürü rengi var. Yani hardaldan tutun maviye, maviden kırmızıya, siyah, beyaz, bej, her rengi var. İstediğiniz gibi keyfinize göre hangisini istiyorsanız alabilirsiniz. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. Ama şık bir kutu. En azından bir çanta için. Çantamızı şöyle göstereyim. Şimdi daha içi boş olduğu için bize daha yeni paketten açıldığı için birazcık böyle vakumlu. Onu şimdi dolduracağız falan, testlerini yapacağız her şeyin. Dostlar bu arada bu kendinize özel dizayn edebiliyorsunuz bu çantayı patchlerle. Böyle işte no pain no gain aldım ben. Bunu KDNZ'yi kendileri gönderiyorlar firması olduğu için. 3 tane hediye patch yolluyorlar size çantayla beraber. Şöyle şeyler. İşte athletes never stop falan. Athlete bunu da ben aldım. Bu patchleri de işte çantanın burasındaki cırt cırtlı yüzeylere takarak dizayn edebiliyorsunuz ki bunların hepsini beraber yapacağız şimdi hep beraber. Dostlar öncelikle benim bir çantada aradığım en önemli şey hacim. Yani içine ne kadar eşya sığdırabiliyoruz, içine ne kadar eşya koyabiliyoruz. İlk önce buna bakacağız. Çantanın yaklaşık 45 litre kadar bir hacmi var. Bu gayet iyi bir oran. Şöyle bakalım şimdi çantaya. Dostlar şimdi en büyük gözüyle başlıyoruz. Bakalım nasılmış. Şöyle açıyoruz. Yani böyle açılabiliyor. Şöyle göstereyim. Çantanız böyle ya. Şöyle şu tarzda açabiliyorsunuz çantayı. Şimdi ben size buradan da göstereceğim. Çantamız böyle 180 derece boydan boya açılabiliyor. Bu gerçekten çok önemli bir özellik bence. Yani birçoğu çantada yoktur böyle bir özellik. Burada bir tane fermuarlı göz var. Buraya işte kaybetmek istemediğiniz, çantanın diplerine inmesini istemediğiniz eşyalarınızı koyabilirsiniz. Burada zannedersem bir tane bilgisayar koyma yeri var. O tarz bir şey var. Büyük ihtimalle öyledir. Onun dışında şöyle bir daha bakalım. Çanta bu şekilde. Açtınız. Böyle tamamen açılabiliyor. Bu çantamızın ikinci büyük cebini açtık. Bu çantamızın birinci büyük cebiydi. Tam açılabiliyordu böyle 180 derece. İkinci büyük cebe baktığımız zaman ise o kadar fazla açılmıyor ama yine gayet geniş iç kısmı, iç haznesi bayağı derine kadar iniyor. Onun dışında burada iki tane böyle telefon veya power bank koymak için yerler var. Buraya işte cüzdan, pasaport tarzı şeyler koyabilirsiniz istiyorsanız. Yine ikinci kısmı da, ikinci büyük haznesi de gayet geniş. İstediğiniz her şeyi rahatlıkla koyabilirsiniz gibi gözüküyor. Bakalım test edeceğiz. Şimdi sırada daha küçük cepleri var. Şu öndeki iki tane küçük cebi inceleyelim. Diğerlerine nazaran daha küçük olan cepleri. Önde bir tane böyle küçük cebimiz var. Küçük cep bu şekilde. Buna da küçük diyoruz ama yani buraya telefon, cüzdan, power bank ne ararsanız istediğiniz kadar buraya tıkıştırabilirsiniz. Yani gayet alır yani. Onu söyleyelim. Sırada bu cep var. Dostlar vallahi ilk kez böyle bir inceleme videosu çekiyorum. Daha önceden bir protein bar tadım videomuz olmuştu ama bunlar çok farklı tabi. Bakalım elimden geldiğince faydalı kısa ve öz olarak incelemeye çalışacağım. Tek başıma çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Bakalım umarım faydalı olur sizlere. Öndeki cebe baktığımız zaman yine burada bizi küçük cepler karşılıyor. İşte kalem koyma yerleri,
herhangi bir şey. Yine buraya her türlü dediğim gibi telefon falan filan koyabilirsiniz. Onun dışında kalan haznesi de gayet geniş gördüğünüz gibi. Dostlar, son olarak çantamızın arka tarafında da şöyle bir tane cırt cırtlı göz var. Çantanın arkadaki cırt cırtlı gözü de hemen sırtınıza gelen kısımda. Burada bir tane cırt cırtlı bir göz var. Bu da daha değerli eşyalarınızı falan koymak istiyorsanız falan diye tasarlandığını düşünüyorum. Yani erişilmesi en zor olan yer o çantanın, o göz. Oraya falan belki cüzdan, telefon falan koyabilirsiniz. Cebinizde falan taşımayacaksanız. Oradan kolaylıkla kimse alamaz eğer çanta sırtınızdaysa. Çantadaki gözler bu kadar. Yanlarda falan herhangi bir su koyma yeri yok benim gördüğüm şu ana kadar. Onun dışında gözlerimiz bu kadar dostlar. Kalite olarak falan bakmak gerekirse de daha önce çok çanta kullanmış, çok farklı marka çanta kullanmış biri olarak da şunu söyleyebilirim. Gerçekten iyi bir kalitede gibi gözüküyor bu yapıldığı kumaşlı, kumaş mı deniyor artık neyse, yani yapıldığı materyal iyi kaliteli, kolay kolay deforme olmayacakmış gibi gözüküyor. Bakalım bunu kullanıp da göreceğiz ama ilk izlenim bu şekilde gayet sağlam olduğu yönünde. Onun dışında işte sırt şeyleri ayarlanabiliyor. Sırtınız için yumuşatıcı yüzeyler var arka tarafında. Daha kolay konforlu taşıyabilmeniz için özellikle ağır yükleri. Klipsler var dediğim gibi. Bu klipsler de dandik plastikler gibi değil. Gayet sağlam yani. Şuradan anlıyorum o sağlamlığında. Bu girdiği kısım öbür klipsin esner falan filan. Bu gayet sağlam gözüküyor. Zannedersem kolay kolay zarar görmeyecektir. Bu arada bisiklet falan kullananlar için de bisikletinizin port bagajının arkasına falan da atabilirsiniz bu çantayı. Burada ip geçirme şey yerleri var. Oradan dolandırabilirsiniz yani buradan. Sabitlemek için arkadaki bisikletin port bagajını. Bu arada gerçekten bir sporcu çantası olmuş. Yani özellikle dağcılar, bisikletçiler, bu dağ gezinticileri falan filan rahatlıkla kullanabilir yani. Çok sağlam bir şeye benziyor. Bakalım şimdi bu çantanın içini ne kadar doldurabileceğiz. Ben şahsen bodybuilding sporu yapıyorum ve spora giderken yanımda götürdüğüm, almam gereken çeşitli ekipmanlar oluyor. Kemer olsun, işte dizlik, dirseklik falan olsun. Bakalım bunlar sığacak mı? Ne kadar yer kaplayacak? Bunları bir hep beraber görelim. Bu arada okul çantası falan olarak da kullanmak isteyenler olabilir. O yüzden karışık falan her şeyi dolduracağım içine. Yani defter, kitap, kalem kutu olsun, spor aletleri olsun, yemek kapları olsun. Olabildiğince doldurmaya çalışacağız içini. Haydi bakalım, başlıyoruz. Şunları bir kenara koyalım. Koydum ortaya ama gözükmüyor olabilir. Neyse. Bakalım neler sığacak. Bir, iki tane burada laptop var. Bunlardan başlayalım. Bu arkadaki gözü 15 hatta 17 inçlik bir laptopu bile kolayca alabilir. Benim 15 inçlik olan bir laptopum var. Arkadaki bilgisayar koyma gözü rahatlıkla aldı. Şimdi kalan yerlere ikinci bilgisayarı ve diğer kitapları doldurmaya başlıyorum. Çok rahat aldı yani. Çok rahat alıyor. Bunu şöyle koyabiliriz. Bu ilk büyük gözümüz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi içine neler koyduk? Dostlar, bir tane bilgisayar koyduk buraya. İkinci bilgisayarımızı böyle koyduk. Üstüne kitaplarımızı koyuyoruz. Ondan sonra bunu koyuyoruz. Şöyle derinliğini göstereyim. Her türlü her şeyi sığdırabilirsiniz gibi gözüküyor çantayı yani. Şurada iki tane bilgisayar falan, ne kadar yani geniş olduğunu siz anlayın derinliğini. Hacmi gerçekten yüksek, büyük. Onun dışında işte kalem kutu falan da koyalım birazcık içine. Böyle kalem kutu olsun, şu kemerimizi de koyalım. Bunu koyduğunuz zaman bile çanta çok rahat kapanıyor yani. Hiçbir sıkıntı olmadan. Şimdi bu şeyleri koyduğunuz zaman çanta o kadar rahat kapanıyor ki. Yani zorlasanız neredeyse bir bu kadar daha eşya koyabilirsiniz. Belki daha fazla. Arkadaki en büyük gözünü koyduk bu arada. Şöyle oldu. Yani harbiden çok fazla şey sığdı. Bu kadar beklemiyordum. Yani bir bu kadar daha alır büyük ihtimalle. Gayet güzel. Şimdi ikinci büyük cebini dolduralım bakalım. Ne koyabiliriz buraya? Bazı arkadaşlar kendi yemeklerini falan taşıyor bazen yanlarında. Ben de bazen taşıyorum. Bakalım bu yemek kapları sığacak mı? Hatta böyle yemek kaplarını bir çanta içerisine taşımayı tercih ediyoruz. Hem dökülmemesi açısından hem de bu sıcaklığını falan daha muhafaza etmek açısından. O çanta da bu şekilde küçük boyutlu bir çanta. Bakalım bu küçük çantayı da kerdeneze çantamızın içine sığdırabilecek miyiz? Valla şaşırtıcı bir şekilde bu yemek çantamız da içine sığdı. Diğer laptoplar olsun, defterler, kitaplar da arka kısımdayken. Bakalım kapanıyor mu? Şöyle göstereyim. Böyle birazcık zorladığınız zaman
Ki o kadar zorlamaya bile gerek yok. Hemen kendi kendine kapandı. Üst kısmını da kapatıyorum. Her şeyle beraber şu anda çantamız bu şekilde. Daha içine bir sürü şey koyabiliriz. Alt kısmına da koyabilirdik yemek çantamız içine. Şu ana kadar her şeyi kolaylıkla içine sığdırabildik. Çantanın genişliği biraz arttı yani kalınlığı ama olsun yapacak bir şey yok. Bakalım şimdi ön gözüne neler sığdırabileceğiz. Benim elimde de çok bir şey kalmadı sığdıracak. Bir tane kulaklığım var, onu koydum. Gayet rahat bir şekilde zaten giriyor. Bir şeyler daha bulup geleceğim içine sığdırabilecek. Dostlar içine tıkıştırmalık bir şeyler daha buldum. Bakalım bunları koyabilecek miyiz? Bir tane dürbün çantası var. O dürbün çantası da bakalım sığacak mı buraya. Dürbün çantası da dürbünüyle beraber. Fazla abartı oluyor ama. Fazla abartı oldu ama yine de sığdı. Şöyle gösterelim. Çanta bu şekilde oldu. Ne kadar abartı olsa da yine de sığdırabildik. Şimdi hala koyabileceğimiz yerler mevcut. Bu arada yani tam tıkıştırmadık içine yani arka tarafta daha koyabileceğiniz bir sürü yer var. Hatta bunu direkt arkaya koymayı planlıyorum şimdi. Şu kemerimiz falan her şeyimiz var. Bu kulaklığı da arkaya atıyorum tekrardan. Bu da yer bol olduğu için hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Onun dışında ön tarafta şöyle küçük bir göz kalmıştı hatırlarsanız. Oraya da elimizi koyalım. Bir tane metre koyalım. Telefonumuzu koyalım. Şöyle çakı var. Kılıfına koyup çakımızı da sığdıralım. Bir son olarak böyle göstereyim dostlar. Burada işte telefonumuzu falan her şeyimizi koyduk. Burası da yine çok rahat bir şekilde kapanıyor. Çanta bu şekilde kapandı. Dediğim gibi şu an çantamız bayağı ağır ama taşınamayacak bir durumda değil. Uzun yola falan gidiyorsanız, kondisyonunuz varsa bu şekilde bir çantayı kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Ki zaten arka tarafına baktığımız zaman da burada sırtımızı, omurgalarımızı falan destekleyen, yükü azaltan yumuşatıcılar mevcut. Bunlar da çantayı taşımayı daha kolay hale getiren faktörler. Şöyle bir daha bir çantanın etrafını tam tur atarsak. Çanta olduğu gibi dolu. Birazcık kalınlaştı ama dediğim gibi taşınamayacak kıvamda değil. Taşırız ki içine daha fazla bir sürü şey alır. Tekrardan göstermek gerekirse çantamızı doldurabildiğimiz kadar doldurduk. Hatta içinde daha dolmayan büyük ihtimalle bir 10 litre kadar daha yer vardır. Yani daha içinde dolmayan bir sürü yer var. Sıkıştırırsanız daha çok doldurabilirsiniz. Bu arada beklediğimden çok daha rahat sığdırabildiğim içine koyduğum eşyaları. Çok daha fazla bir hacme sahipti beklediğimden. Bunlara ek olarak fermuarları çok rahat kapandı. Yani hiçbir zorlanma yok fermuarlarında. O kadar rahat ki yani kolaylıkla deforme olmayacak bir çanta gibi gözüküyor. Bir sırtımı alayım bakayım sırtımda nasıl olacak. Ağır hissedecek miyim? Nasıl olacak? Nasıl hissedeceğim onu bir göreyim. Sırtımıza da alırsak şöyle göstereyim. Bakalım ne kadar yük binecek onu öğrenmek açısından. Dostlar çantayı sırtıma aldığım zaman da çanta hatta şu anda sırtımda. Yani şöyle göstereyim. Çantayı sırtıma aldığım zaman da böyle aşırı bir yük yok. Ne kadar yük yüklediğimizi gördünüz. Gerçekten çok bir baskı yok. Çok rahat. Tabii ki uzun yol gittikçe bu daha da ağırlaşır. Yani yorulduğun için size daha da ağır gelmeye başlar ama kondisyonu olan bir kişi yani bu dağcılar falan çok rahatlıkla taşıyabilir. Yani içine ne kadar şey aldığını siz gördünüz ve ben şu an ne kadar rahat konuşabiliyorum sırtımda bu kadar yük varken. Bir daha göstereyim. Yani gerçekten çok rahat. Onun dışında başka ne diyebiliriz? Yani helal olsun diyeyim firmaya. Yapana helal olsun valla. Ellerine sağlık. Güzel çanta. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Çıkmayacak gibi gözüküyor. Dediğim gibi bu kadar yük yükledik çantaya. Hepsini kolayca aldı. Sırtıma aldığım zaman yani çok azıcık bir yük var. Yani hiçbir binme yok. Kolayca taşıyabilirim. Her şeyi yapabilirim yani bu çantayla. Gerçekten şu an verdiğim o 300 liraya değdiğini düşünüyorum. Bunu bir küçük süslemesini yapalım. Şu peçlerimizi takalım. Sonra videoyu kapatırız. Şu atleti koyalım. No pain no gain'i koyalım. Haydi bir de bunu koyalım. Son hali de bu şekilde çantanın.
Patchlerimizi de taktık. Bunu dediğim gibi birazdan motivasyon, çantanızı nasıl dizayn etmek istiyorsanız kendinize göre takabilirsiniz. Çantayı çok beğendim. Dostlar, videomuz bu kadardı. Vallahi ben videoyu çekerken aşırı mutlu oldum. Yani aldığı ve verdiğimiz parayı sonuna kadar hak ediyor. Yani tereddütte olan varsa filan alıp almamak konusunda kesinlikle alsın. Yani iç hacmi olsun, dayanıklılığı gibi dayanıklılığı olsun, en azından şimdilik böyle gözüküyor. Fermuarların, cırtçıtların filan her şeyinin kalitesi olsun. 10 numara bir çanta. Yani şöyle söyleyeyim, gerçekten eğer bu tarz bir çanta arıyorsanız, spor için olur, gezinti için olur, başka bir şey için olur, okul için olur. Yani hiç tereddüt etmeden alın. Yani bu kadar kitap falan sığdırdık içine, spor çantanız, spor kıyafetleriniz falan kolaylıkla sığacaktır içine. Son olarak şeyi koymadık. O aklıma geldi. Onu da bir koyayım. Tamam, şimdi bu kemerimiz sığdı. Fakat merak edilen bir soru olabilir. Tamam, bu kemerimiz sığdı. Bu sıradan cırt cırtlı bir bodybuilding kemeri. Ama daha kalın powerlifting kemerleri var. Büyük hacim kaplayan. Bakalım bu sığacak mı? Bunu sığdırabilecek miyiz? Şimdi şu defterleri falan bir çıkarayım ilk önce. Bunu da sığdırabilirsek artık hiçbir sıkıntı yok yani. Helal olsun. Ki bunu da bunu da böyle koyduğunuz zaman bile ilk kez koyduğumuz için sıkıntı oluyor ama bunu alır yani. Bu çok rahat. Alacak bunu, alacak. Alacak. Bunu da alacak. Her şeyi alır bu çanta. Çanta her şeyi alır. Kır geldi. Ulan içine powerlifting kemeri bile sığdırdık şu çantanın. Daha hiçbir şey demiyorum. Yuvarlak şekilde koydum. İçine direkt daha bunları falan her şekilde koyarsınız dostlar. Yani çok iyi. Çok iyi. Bunu unutmuştuk. Çektiğimiz iyi oldu. Videonun ortasına yerleştiririm. Yani powerlifting kemeri sığdırdıysak artık yani her şeyi alır bu çanta. Hiç tereddüt etmeyin. Gözünüz kapalı alabilirsiniz bu çantayı. Helal olsun vallahi yapana tekrardan. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.